Merhaba sevgili satranç severler. Türkiye İş Bankası e, Satranç Süper Ligi'nin e, analizlerine devam ediyoruz. <laughs> Hatırlayacağınız üzere orada birinci, ikinci masalarda hatta bazen 3. masada çok güzel maçlar oynanmıştı. Takip ettiğimi söylemiştim. Bunların analizlerini yapacaktım. Her tur için iki tane maç analizi kendi maçlarımın dışında benim maçlarımda yayınlayacağım tabii ki. 2 maç analizi yapacağımı söyledim. E, i̇lk maç ana analizimizi Yakovenko... İnerkiev maçıyla, daha doğrusu İnerkiev-Yakovanko maçıyla yapmıştık. Şimdi de e, Mert Erdoğdu-Dragon-Solak e, maçıyla devam edeceğiz. Çok güzel bir maç olmuştu. E, D4-D5-C4-C6-At-F3-At-F6-Vezir-C2 Evet, Mert Erdoğdu bunu daha önce Türkiye Şampiyonası'nda da oynamıştı. D-C4-E4-B5-B3-C3-AB3 Burada bu tip konumlarda beyazlar bir tane piyon feda edip merkezde bir üstünlük kuruyor. Merkezi ele geçiriyor ve alan üstünlüğüyle oynuyor. Bu piyonun vermesi karşılığında bir alan üstünlüğü elde ediyor ve bununla e, oyunu devam ettiriyor. Merkezdeki üstünlüğü oyunu devam ettiriyor. Bu da karşı şans yani verdiği materyale karşılık kompanse dediğimiz verdiği materyale karşılık karşı bir oyun elde etmesini sağlıyor. Burada evet fil G4 oynanmış. Ee, Birçok maç var tabi ki. Fil G4 ilginç hamlelerden bir tanesi. At E5'e vezir çarpı D4 At çarpı C6'ya vezir çarpı A1 Tabi burada g 4 de alabilir ama A1 kalesi boşta. At C6 vezir A1 Fil çarpı B5 İlginç bir e, maç bu da. Fil D7 Fil B2, Vezir B2. Tab burada Vezir A2 kaçarsa, At C3 ile Vezir düşüyor. Artık Veziri düşürmüş oluyor. O yüzden Vezir B2 alıyor Siyahlar. Vezir çarpı B2, At çarpı C6. Baktığımız zaman iki taş kaleye Vezir. Yani Siyahlar eğer koordine olabilirse taşlarını <laughs> doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde aynı zamanda geliştirebilirse konum olarak üstün bir konumda olacak. Rok E6, kale C1. Beyazlar da siyahın gelişimini engelliyor. Kale C8, kale C4. Fikir, vezir C1 gelmek. At E7, at C3, kale B8. Evet, B5 filine baskı yapıyor. Fil D7, at D7. Kale C7, at C8. Fil D6 oynamak istiyor. At B5'te fil D6'yı kesiyor. A6 vezir d4 at c6 siyahlar aslında taşını koordine etti bir bakıma at a7 e5 vezir d3 fil c5 ve gelişimini de tamamladı bundan sonra artık siyah için kazanç bir konum oluşmuş oldu ee, dragan solak e6 oynamayı tercih etti tabii ki maçta fil g4 yerine e6 fil d2 fil d2'nin fikri fil a5'e koymak benim ee, ne zaman? 1999 yılında, yani ben 18 yaşındayken, e, bundan 20 sene önce diyelim, e, oynadığım bir maç vardı. Rakibim fil D2 oynamıştı. Fil B7, eğer e, fil A5 oynarsa benim e, maçıma dönecek bu. Vezir C8, fil D3, fil E7, rok. Şimdi ben rok atamıyorum burada siyah olarak. Rok attığım takdirde E5 oynayıp H7 piyonunu alıyor. Vezir fil bataryasından dolayı. H6. B4. Rok. Evet fili buraya hapsetti. B4 oynadı. Fakat fil çok kuvvetli burada. D8'i tutuyor. Ve D dikeyine gelmemi engelliyor kalemi. Aynı zamanda bu kaleyi de oyuna sokmamış oluyor bundan dolayı. At BD2. At BD7. Burada kale 1 oynanabilir. Dubov Perinoviç partisi var. Kale f c1 baskı yapıyor. Vezir b8'e e5. At d5 kale a b1. Yine a8 kalesi oyun dışı. Oyuna bir türlü giremiyor. Beyazların şah kanadına bir atağa başlayabilir. At e4 oynayabilir. Siyah kaleleri kullanabilir. At b3 oynanırsa da ki benim partim oluyor bu at b3. Kale e8. Kale fc 1 Vezir b8. Vezir B2, vezir F4. Artık vezirimi daha iyi bir yere gelmiş oldum ben. Vezir E2, kale A, C8. Şimdi vezir B8 kaçabilirim. H3, vezir B8. A8 kalemi artık C8'e gelmiş oldum. E, vezirim de B8'de e, kaldı. E, A8 kalemi engellemiyor. Yani oynanabilecek bir konum oldu. E5, tabi burada at A7 yerine at D5 daha iyi olabilir. At D5 oynamak gerekiyor. At 7 e oynamışım ben. At C5, at B6 Vezir E4'e bir konum oluştu. Daha sonra ben bu maçı kazanmıştım. 1999 yılında Gençler Şampiyonası'nda. Ee, ya da 18 yaş e, Avrupa Şampiyonası'ydı galiba. 18 yaş Avrupa Şampiyonası. <laughs> Patras'ta, Yunanistan'da. A5 oynadı burada Dragan. Fil A5'leri kesti. Mantıklı bir hamle. Fil D3, Fil E7, Rok. Evet, siyahlar demin gösterdiğimiz gibi Rok atamıyor. E, çünkü E5'ten sonra H7 boşta kalıyor. Fil B7, kale C1. Gördüğünüz üzere beyazların gelişimi çok iyi. Siyahlar bir piyon önünde olmasına hemen gelişimde sıkıntı yaşıyor. E, bu bir piyonun e, geri olmasına karşın elde ettiği avantaj beyazın. Gelişim üstünlüğü. H6, at C3, at A6, E5. Burada at B4 oynayabilir siyahlar. At B4'de <laughs> çok güzel bir varyant var. E, muhtemelen e, Mert de bunu görmüştür E çarpı F6 At çarpı c 2 F çarpı E7 Vezir çarpı e 7 fil çarpı C2 3 taşa vezir olmuş oldu Ve hafif taşlar çok fazla tahtada Fil çifti var Siyah kaleler zayıf Burada beyazın üstünlüğü var Çok rahat oynayabilecek bir konum At D7 oynamayı tercih etmiş e, Dragon Solak file 2 çok güzel bir hamle. Ben başta görmüştüm bu file 2 hamlesini. Çok hoşuma gitmişti. E, çünkü beyazın fikri çok basit. Beyaz şah saldırmak istiyor. Siyahlar rok atacak illaki. Bu kareyi boşalt boşaltıyor. Yani bu kareye ulaşmasını e, rahatlatıyor vezirin. Veziri E4'e getirecek siyah, beyazlar file 2 çekerek. Hem fil D3 fikriyle buradan mat fikirleri var. Hem de vezir G4'e gelerek G7 H6'ya baskı yapabiliyor rok attığında. File 2 çok hoşuma gitmişti. Maç sırasında ben görmüştüm. Canlı izliyordum tabii ki. E, geziyordum maçları. Kendi maçım devam ederken de. Art B4. Vezir E4. Rok. ata A2. Yine güzel bir hamle. B4'te bulunan kuvvetli atı kaldırmak istiyor ata A2 ile. Vezir B6. At B4. Fil B4. Fil D3. Ve artık H7'ye baktığı için F5 oynamak e zorunda. Burada tabii G6 hamlesi. H6'nın boşta olmasından dolayı kötü. Ama boşta olmasa iyi H6 g6 vezir g4'ten sonra artık h4 ile g6'ya bir baskı yapacağız. h5 sürdüğü zaman da vezir g5 oynayıp g4 ile baskı yapabiliriz. Açabiliriz orayı veya fi g6 fedaları da yapabiliriz. Ama çok basit bir şekilde h6 boşta. g6 oynayamıyor. f5 tek hamle bu yüzden. e f6. Kale f6. Çünkü at f6 alırsa eğer burada. Vezir çarpı e6. Daha sonra şah karşılığında g8, h8'i at e5'ten sonra artık konum kazanç oluyor beyaz için. Çünkü fil çarpı d2 alırsa at g6, şah h7 tek hamle at f8 kalite öndeyiz. Daha sonra tekrar at g6 oynayıp devam edebiliriz. Yani beraberiz zaten elinde beyazın ama kalite önde kazanç bir konum elde ediyor. Tabi burada at e5 oynarken daha basiti var. Fil çarpı b4 alıp. A çarpı B4'e e 5 oynarız. Bu daha temiz. Hiç kalite e, önde kalmadan direkt kale öne geçebiliriz. Ya da taş öne geçebiliriz bu tip durumlarda. Açarak şahlar çektiğimiz için. O yüzden kale F6 tek hamle. Vezir H7. Şah F7. Evet, burada e, fil çarpı B4 güzel hamle. Fil çarpı B4'ü e, kaçırdı. Baştan sonra da biz konuştuğumuzda görmüştü bunu Mert. Söylemişti fil çarpı B4 hamlesi de var kazanç. Benim oynadım da kazanıyor diye düşündüm dedi. Ki oynadığı da aslında iyi Mert'in. Fil B4, A B4'e kale A8. Fil A8'e kale E1. Kale E1'in fikri e, AT E5 geldikten sonra ve ataş 4 geldikten sonra fil G6, at F5. E hattında bir ee, baskı oluşturuyor. E6 piyonunu kaldırabilse de şahın kaçmasını engelliyor. Yani burada bir E6'ya da baskı var. Ee, At5 tehditlerimizden bir tanesi. Çünkü alıp alıp e, piyonunu aldığı zaman G6'dan bat istiyoruz. Tek dikkat etmemiz gereken şey At5 oynarken kalenin ve vezirin işbirliği içinde olması, F2'ye baskı yapması. Her zaman F2'yi göz ardı etmeden e, AT5 fikrini uygulamaya çalışacağız biz. Çünkü f verirsek mat oluyoruz bizde. de. E, dediğim gibi aynı zamanda e, burada ataş 4 fil G6 fikriyle de, de oynayabiliyoruz. Daha sonra G7'ye alıp. Yani şahın E dikeyinden kaçarken bizim kalemizin E1'de iş yapması için kaleye bir geliyoruz. Ve e, burada ataş 4 fil G6'ya çağrı yok aslında. Engelleyemiyor da e, siyahlar. At F8 oynayamıyor. At 5ten dolayı. Kötü bir konuda siyah burada. Fil e3 oynadı Mert. Bu da güzel bir hamle. Vezir c7. Fil çarpı b5. C5. Evet burada at h4 oynaması lazım. Yine fil d3, fil g6 fikriyle. At f8'e vezir c2. Halen bir baskısı var. Siyahlar da oyunda tutmaya çalışıyor. Fakat beyazın konumu daha iyi. Yine siyaha göre. Yani üstün bir konumda beyazlar. Fil 2 Kale g6. Fil d3. Burada muhtemelen e, kaçırdı kaçırdı Mert hamleyi. Kale çarpı G2. Şah çarpı G2. At F8. Evet burada vezir A8 oynarsa eğer. Vezir C6. f 3 istiyor. File 2 mecbur. At G6. Vezir aşağıda kale A8'den sonra vezir düşüyor. Bir de at 4 devam yolu var burada. Şah at çarpı F3. Kale G1. Eğer at 4 devam ederse. At çarpı G1. Kale çarpı G1. Şimdi işler değişti birden. Beyazlar e, mat etmek istiyor. Burada at G6 kale 8 e yerine at 4 oynarsa bu sefer siyahlar için sıkıntı başlıyor. Şah, şah at f e, kale G1 e çok güzel hamle. At G1'e kale G1. Şimdi G7'den e, alıp şaha bir saldırı başlatmak yani mat etmek istiyoruz. Kale G8 flash 5. Şah F8 flash 6'dan sonra kaybediyor siyahlar. Yani at 4 olmuyor burada. Ama kale 8 temiz. E, vezir veziri kazanmış oluyor. Ve iki kaleye vezir olmasına rağmen şahın konumundan dolayı siyahlar iyi konuda kalıyor bu sefer. Vezir e4 oynadım Mert. Fil çarpı e4. Fil çarpı e4 kale c8. Birden beyaz kazanacakken siyah kazancı oldu konum. Bundan sonrasında artık e, doğru oynadı Dragon Solak ve maçı kazandı. Nasıl kazanmış bakalım. At e5. Şah g8. At d3. Tabi taşlarını yeniden e, organize etmeye çalışıyor Mert. E, şu an için Kalef ile Vezir ama aynı zamanda Vezir piyon, e, piyon yapısı her ne kadar kötü gibi dursa da siyahın sonuçta piyon önünde yapması gereken taşlarını tekrar organize edecek. Neden sürekli bu organize etmeyi söylüyorum? Taşlar her zaman işbirliği içinde olmalı. İşbirliği içinde olduğu zaman hem savunmayı hem hata hep beraber yapabilirler. Tek başına bir şey yapamazlar. Bundan dolayı taşlarını tekrar organize edecek siyahlar. Çünkü C dikeninde bir açmaz var. C8 kalesi ve vezir C7'de, C dikeninde satmamak kalmış. Bunları yeniden organize etmesi, oyuna sokması, iyileştirmesi gerekiyor. At D7, at çarpı B4, A çarpı B4. Tabii ki değişim siyahın içine geliyor her zaman. Üstünde olduğu için konum olarak. D çarpı C5, at F6. Şimdi F8'de uyuyan atımız birden e, F6'ya gelerek canlandı ve at D5 istiyor. At e 3 alabilir, at F4 gelebilir. Atımız daha e, aktif oldu. İşte organize etmek dediğimiz şey. Taşını iyi yere getirdi. Oyunda olmayan taşını. <laughs> fil F3, at D5. Tabii ki e, bu tip konumlarda kale file vezir olduğu zaman diğer taşlarda varken e, fil çiftini yok etmek gerekir. Çünkü çok kuvvetli olabiliyor fil çifti. E, kompanse edebiliyor kale file vezir konumlarını. Diğer taşla da varken ne kadar e, sadeleştirsek konumu siyahın kazancı o kadar artacak bu tip konumlarda. Çünkü beyazın e, daha fazla taşla daha fazla tehdit yaratmasını engellemiş oluyor. Fil D4. Burada eğer fil D5 alırsa E D5. H3. Vezir E7. Kale D1. Kale C6. Vezir E4. Kale G6 fikriyle yine siyah için kazanç bir konum oluyor. Bu tip konumlarda şahın zayıflığı çok önemli. Şahın konumu çok önemli. Fil D4 oynamış Mert. Vezir F4. Kale C4. Kale F8. Şimdi F3'e baskı var. Fil çarpı D5. E çarpı D5. Kale çarpı B4. Artık bu oyunu bitiren hamle. <laughs> Bundan sonrası zaten kayıptı. Ee, hemen kaybediyor. Ama yapacak bir şey yok zaten kale B4 dışında da. Çünkü fil boşta kalıyor. Yani bu konum kale c 4ten sonra ee, daha çabuk bitiyor ama zaten konum kayıptı. Kale C4, kale F8, fil D5, E5, D5. kale B4, vezir F3, şah G1, vezir G4, şah F1, vezir H3, şah E2, vezir G4, <laughs> şah F1, kale E8. İlk ee, sıkıştırma, ne anlamda ilk sıkıştırma? Kale E hattını tutuyor. Şimdi fikrimiz vezir H3, kale E4, kale G4 mat etmek. Kale A4, kale B A4, vezir H3, Şah G1, kale E6. Şimdi kale G6'dan mat etmek istiyor. F3, e, mecbur yoksa mat oluyor. Kale G6. Burada tabii ki, mesela Şah H1 oynasak da, e, kale G6, kale G1'den tuttuğumuz zaman matı, vezir F3, mat oluyor yine, engelleyemiyor. F3 oynadı, beyazlar. Kale G6, Şah F2, vezir G2. Şah E3, kale E6. Şah D3, vezir F3 ve terk etti. Çünkü... E artık merdiven matına gidiyor. Şah C2. Kale E2. Şah herhangi bir yere kaçtığı zaman da vezir F1 mat oluyor. Gerçekten e, Mert'in güzel oynadığı bir maç. E, Dragan da bir yere kadar e, dirençli oynamış. Piyon önünde olmasına rağmen sıkışık sıkışık konumda olmasına rağmen ki zaman olarak da iyiydi e, Mert'in konumu. Dragan'ın zamanı çok azdı. Ama Dragan bu tip konumlara da alışık dirençli oynayabiliyor. Zaman Zamanı azken, e, zamanını kullanan birisi ama dirençli oynayabiliyor. E, yani iyi bir büyükse sonuçta. E, 2600'leri görmüş, çok çok iyi oyuncularla oynamış. Bir yere kadar da dirençli oynadı. Bir tane hata yaptığı zaman da Mert çok güzel değerlendirdi bunu ve e, kötü konumdayken, kayıp konumdayken maçı kazanmasını bildi. Bu da deneyim farkı oluyor aslında. E, güzel bir maç olmuş. Benim de ilgimi çekmişti. Hem varyant ilgimi çekmişti, hem de oyun ilgimi çekmişti. İkisi de e, arkadaşım. E, Mert'le çok fazla geçmişimiz var Turnuva geçmişimiz de var e, O anlamda onların maçını da koymak istedim e, İkinci tur maçlarının analiziyle Devam edeceğiz tekrar e, Daha güzel partiler e, Daha heyecanlı partiler de oldu e, Onları da analiz edeceğiz İkinci tur analizimizde görüşmek üzere